uğursuz, acımasız, zehir gibi bir gece. 18 Mayıs 1944. Esaret yorgunu acılı bir halk. Kırım Türkleri. Onları kıyımlara, zulümlere götüren vagonlar. Ölüm Katarları. Ve sürgün. Ölümlere, kıyımlara, hasrete ve yoksulluğa, ölümüne yolculuk. Kırım Tatarları, ana vatanları Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım Yarımadası olan, bugün Ukrayna'nın Müslüman unsurunu teşkil eden Türk halkı. Ve Karadeniz'in karşı ucundaki Kırım, sanki asırlardır üzerinde yaşayan insanlarla var olmuş, denizi arşınlayıp Anadolu'yla bir olmak için hamle etmiş ama bütün çırpınmaları sonuçsuz kalmış Türk yurdu. Dördüncü yüzyılda Yarımada hakimiyeti altına girdiği Hunlarla tanıştı. Asırlar içinde Göktürk Hanlığı ve kudretli Hazar İmparatorluğuna vatan olan bu topraklar, Asya'dan gelen Peçenekler, Kıpçaklar gibi yeni göçebe ve savaşçı Türk dalgaları bölgenin Türkleşme sürecini devam ettirdiler. 8. yüzyıl başlarında Cengiz Han'ın meydana getirdiği muazzam imparatorluk Kırım'ın da kaderini değiştirdi. Cengiz Han'ın ölümünden kısa bir süre sonra imparatorluğun fiilen 4 parçaya bölünmesiyle Kırım Yarımadası Altın Orda namıyla anılan ve başlı başına muhteşem bir imparatorluk teşkil eden devletin payına düştü. Taraflardan biri Kırım'ı üstlenerek Altın Orda tahtının gerçek sahibi olduğunu iddia eden Hacı Geray'dı. Hacı Geray Altın Orda'nın tamamını elde edemediyse de onun idaresinde Kırım'ı ve onun kuzeyindeki geniş bozkırları içine alan kudretli müstakil bir devlet teşekkül etmiş oldu. Kırım Hanlığı. Bugünkü Kırım Tatarları dediğimiz halk ise, altını çizmek lazım, hem o zamandan kalma Kıpçakların, Kıpçak Türklerinin,
hem başka türlü gelmiş çeşitli Türk kavimlerinin, hem bu arazide Türkleşmiş yahut Müslümanlaşmış başka kavimlerin, sonradan oraya Anadolu'dan, Rumeli'den gitmiş başka Türk yahut diğer Müslümanların hepsinin karışmasından meydana gelen İslam Sünni Hanefi inancında Türk dili konuşan bir halktır. Kırım Tatarlar işte budur. Kırım Hanlığı, Kırım'ın tamamen Türk-İslam mührüyle damgalanmasını sağladı. Bu mührün sağlamlığında Osmanlı İmparatorluğu'nun payı azımsanacak gibi değildi. 1475 yılında Kırım Hanlığı Osmanlı İmparatorluğu'yla sıkı bir ittifaka, hatta onun himayesi altına girdi. Bundan sonra giderek artan ölçüde Osmanlıların her seferine güçlü Kırım Tatar süvarileri Orta Avrupa'dan İran'a, hatta Mısır'a kadar imparatorluk mührünü 300 yıl taşıdılar. 18. asra kadar Kırım Hanlığı askeri olarak, siyasi olarak Rusya Devleti'nden hala daha güçlü bir pozisyondaydı, daha üstün bir konumdaydı. Ve 1680 yılına kadar İstanbul'a gidecek Rus elçileri mutlaka ve mutlaka Kırım Hanlığı'nın baş şehri olan Başsaray'dan geçmek, önce Kırım Hanlığı'na icazet almak mecburiyetindeydi. ...18. yüzyıla gelindiğinde dengeler değişmeye başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu zayıflıyor, bu da Kırım için tehlike çanlarının çalması anlamına geliyordu. Nitekim 1736 yılında Bahçesaray'a saldıran Rus askerleri hem 2000 evi ve Han Sarayı'nı, hem de Ermeni ve Rum kiliselerini yağmalayıp yıktı. Kaderin kırılma anı yaklaşıyordu. Yıl 1769, Osmanlı Rus ordularıyla karşı karşıya. Osmanlı için yalnızca büyük bir toprak parçasından daha çok şey ifade eden, nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan Kırım, Rus tehdidi altında. Osmanlı yenilirse, neredeyse tamamı Müslüman olan bir toprak parçası kaybedilecekti. Osmanlı yenildi. Kırım'ın üzerindeki Osmanlı himayesi kaldırıldı. Kırım, hamisini kaybetti. Felaketler üst üste gelmeye başladı. Kırım'ın elden gitmesi sadece devletin değil, toplumun da psikolojik yapısını bozacaktır. Ve şu açıdan bozmuştur. Yani bu zamana kadar Osmanlı toprak kaybetmemiş değil, kaybetti. Yani 1699'u düşünecek olursak, 1718 Pasarofça ile sonuçlanan o savaşları düşünecek olursak. Ama kaybedilen coğrafyada işte Müslümanların yanında hatırı sayılır derecede gayrimüslim nüfus da yaşıyor. Ama Kırım'a baktığınız zaman Kırım'ın tamamı Müslüman. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı arasındaki ittifak anlaşması ortadan kaldırıldı. Ve o tarihten itibaren de zaten Rusya Devleti çok açıkça Kırım'ın içini istikrarsızlaştırmak için her şeyi, ama her şeyi yaptı. Yani ondan sonraki tarihte Kırım Hanlığı'nı nihai Rus ilhakına hazırlamak için bir geçici dönem olarak kullanıldı. Bu tarihten itibaren 9 yıl boyunca Rusya Kırım tahtına kendi yönetebileceği bir han geçirmek için uğraştı. Bu uğraşıların yol açtığı kargaşalar bahane edildi. Yarımada tam 3 defa Rus istilasına uğradı. Rusya Kırım'ı Türk unsurlarından temizleme, burayı bütünüyle Ruslaştırma ve güneye yönelik genişleme teşebbüsleri için kullanma yolunda Türklere karşı baskılarını arttırdı. Bunun kaçınılmaz bir neticesiydi Tatarların büyük dalgalar halinde vatanlarını terk etmeleri, Osmanlı'ya kaçışları. Yeniden dönmek, yeniden bir vatana sahip olmak ve yaşamak içindi. Olmadı.
Yaşama umuduyla yollara düşenlerin birçoğu açlıktan, soğuktan ya da çetelerin zulmünden yollarda öldü. Bir yanda Rus askerleri, bir yanda acımasız çeteler. Nihayet 1783 yılında halkın tükenmenin eşiğine geldiği bir noktada Rusya İmparatoriçesi 2. Yekaterina Kırım Hanlığı'nın lav ve topraklarının Rusya'ya verildiğini ilan etti. Rus hükümetinin zamanla uyguladığı politika, Kırım'da yaşayan Müslüman Türklerin 18. yüzyıl sonlarından itibaren sürekli olarak topraksızlaştırılması yönünde oldu. Muazzam genişlikteki topraklar, Yarımada'nın Rusya'ya verilmesiyle birlikte Rus asilzadelerine ve memurlarına dağıtılırken, ezici çoğunluğu köylülerden oluşan Kırım Tatarları gitgide sefalete maruz kalıyordu. Göç edenlerin bir gün elbet döneriz diye geride bıraktıkları evler, tarlalar, araziler, Ruslarla, Rusların yeterli gelmediği durumlarda Yunanlılardan Almanlara, Bulgardan İtalyanlara kadar pek çok Hristiyan unsurla doldurulmaktaydı. Kırım artık bir Türk yurdu olmaktan oldukça uzaktı. Ve ilk etapta isimler değiştirilmeye çalışılıyor. İkinci etapta işte küçük yaştaki çocuklar Rus okullarına alınmaya çalışılıyor. Diğer taraftan Sibirya'dan Rus nüfus bu bölgeye getirilip yerleştirilmeye çalışılıyor. Rus nüfus getirildiği ölçüde de fazla artık o duruma noktaya gelen Türk nüfus oradan işte ya kılıçtan geçirilecektir veya Türkiye'ye göçe zorlanacaktır. Veya işte Sibirya'ya yani Rusya'nın başka coğrafyasına Kırım Türklerinin yaşayamayacakları coğrafyaya göçürme politikası izlenecektir. Hatta kendi nüfuslar yani Slav nüfus yeterli olmayınca Cenova'dan, Avrupa'dan o bölgeye Hristiyan nüfus aktarılacaktır. Ve bunun neticesinde o bölgenin nüfus yapısı, demografik yapısı değişmeye başlayacaktır. Ruslaştırmanın iki yolu vardı. İki adımı vardı. Birincisi, burada fazlalık olarak gördükleri Kırım Tatarlarını en kısa zamanda oradan temizlemek ve orayı öncelikle Ruslarla, Slav Ortodokslarla, hiç değilse Hristiyanlarla iskan etmek ve açıkçası bu tamamen Şark manzarası taşıyan, Türk-İslam havası taşıyan ülkeyi gerçek manasıyla tipik bir Rusya köşesi haline dönüştürmek. Hala vakit varken İslam halifesinin topraklarına sığınma şansı göçleri arttırıyor, Çarlık rejiminin zulmünden kaçan halk akın akın Osmanlı topraklarına doğru yola çıkıyordu. Artık her evin önünde yükle dolu bir araba yahut bir evin önünde ağlaşarak vedalaşan insanlar görmek günlük sıradan olaylar haline gelmişti. Bazen bir köyün neredeyse tamamının göç ettiği bile oluyordu. Kaçarken yollarda verilen kayıpların hesabı da oldukça ağır oluyordu. Kırım'ın kuzeyindeki Kıpçak bozkırlarındaki Nogay göçleriyle birlikte Kırım Tatar göçleri, Kafkasya'dan göçler ve benzeri göçler hiçbir zaman sadece bir halk grubunun bir yerden diğerine nakli manasına gelmedi. Aksine her bakımdan hem o anda hem daha sonrasında hem de yıllar bazen yüzyıllar sonrasında da o halkların felaketini işaret etti. Birincisi her biri son derece ağır şartlarda, zor şartlarda, hatta feci şartlarda gerçekleşti. Kırımlılar barış zamanlarında da baskı altındaydılar. Fakat asıl zulmü Osmanlı ile Rusların karşı karşıya geldiği savaşlarda görüyorlardı.
Kırım halkını Osmanlı'nın doğal müttefiki olarak gören Ruslar, savaş zamanlarında köyleri sarıyor, baskıları arttırıyor, Kırımlıları canından bezdiriyordu. Kırım'ın işgal edilmesi sonucu hala Osmanlı'nın elinde kalan topraklara göçen Kırım Türkleri, zamanla buraların da işgal edilmesiyle göç ettikleri yerden tekrar göç ediyor, rüzgarda bir yaprak gibi savruluyorlardı. Mesela Kırım'ın işgal edilmesiyle Dobruca'ya göçen Kırım Türkleri, 1829 yılında Rusların buralara kadar ilerlemesiyle bu sefer oradan da kaçmak zorunda kaldılar. Kırım toplumu, yani Kırım'daki Türkler Anadolu'dan Kırım'a gidenler değildir. Hatta Boşnaklar Anadolu'dan oraya gidenler değildir. Ama belgelere baktığınızda hepsi göç izni talep ederken Osmanlı Devleti'nden diyor ki bizim ana vatanımız Anadolu'dur. Bu o zaman Anadolu'daki toplum ile oradan gelen toplumun kültürel olarak birbiriyle uzlaştığının ve Anadolu'ya geldiğinde kendi kültürü çerçevesinde, kendi dinini, kendi geleneğini, kendi anlayışı çerçevesinde yaşayabileceğini düşündüğü için herhalde burayı tercih ediyor. Osmanlı-Rus savaşları genelde Rusların zaferiyle sonuçlanıyordu. Fakat savaşı Osmanlı da kazansa, Ruslar da kazansa sonuç Kırımlıların aleyhine oluyordu. Nitekim 1853 yılında yapılan Kırım Harbi de Kırım Türklerinin yeni ve büyük acılar çekmesine sebep oldu. Osmanlı müttefikleriyle birlikte Yarımada'nın bir bölümünü tekrar ele geçirdiyse de sonuç Kırım Türkleri için felaketti. Osmanlı'nın başarısı Kırım'a sevinç ve ümit yerine büyük ve yıkıcı tesirler taşıdı. Savaş Rusya'nın mağlubiyetiyle neticelenmekle birlikte Kırım Tatarlarının başlarına gelebileceklerle ilgili söylentiler adeta bir panik halindeki kitlelerin Osmanlı ülkesine göçmesine neden oldu. Muhacirlerin önemli bir kısmı ilkel nakil vasıtalarının kurbanı olarak Karadeniz'in azgın sularında boğuluyordu. Osmanlı topraklarına ulaşanları da başka tehlikeler bekliyordu. Zaten zor durumda olan imparatorluk çoğunlukla hazırlıksız ve tedbirsiz yakalanıyor, ne yapacağını şaşırıyor, göçenlerin ihtiyaçlarını yeterince karşılayamıyordu. Hem muhacirler hem de bunlara açıkçası söyleyelim kucak açan Osmanlı Devleti son derece büyük sıkıntılar yaşadı. Muhacirlerin çok önemli bir kısmı yolda perişan oldu, mahvoldu. İskanı bekledikleri süre içinde perişan oldu. İskan edildikleri yıllarda bazıları daha birkaç ay içinde bakım yetersizliğinden, imkansızlıktan, salgın hastalıklardan kırılıp gitti. Zaman zaman bazı muhacir köylerin yerlerdeki cenazeleri kaldıramayacak nüfusa düştükleri söylenir. Bütün bunlar 1860'ların ilk yarısında gerçekleşti. Hiç tereddütsüz söyleyebilirim. 1860'lar göçü, yani Kırım ve Kafkasya boyutuyla Osmanlı tarihinin 19. asırdaki en önemli hadiselerinden birisidir. Kırım'da kalanların durumuysa genel nüfusun Müslümanlar aleyhine değişmesiyle daha da ümitsiz bir hale düşüyordu. Bütün bir halk adeta göç için sırasını bekliyordu. Sonuçta 1860'lı yıllarda yapılan bu büyük göçten sonra Türkler Kırım'da mutlak nüfus çoğunluğunu kaybettiler. Kırım'da kalan Tatarlar için yabancı hakimiyetine girdikten sonra geçen bir asırlık süre her açıdan kara bir yüzyıldı. Rusya'nın bu insafsız politikası zaman içerisinde sistemli bir hale dönüştürülerek uygulanmaya devam etti. Rusya, Türk nüfusunun yanında Türklerin maddi ve manevi kültürünü de yok etmeye çalışıyordu. Mektep ve medreseler ortadan kaldırılıyor, camiler yıkılıyor ya da kışla ve kiliseye çevriliyor. Müslümanlara ait kitaplar toplatılıp yakılıyor,
şehir isimleri değiştiriliyordu. Bütün bunlara çeşitli bahaneler uydurularak yapılan katliamlar eklenince Kırım'daki Türk nüfusu hızla erimeye başladı. Bu ortamda zaten daimi göçlerle eriyen Kırım Tatar toplumunun değil kendini yenileyebilmesi, uzun vadede varlığını sürdürebilmesi dahi pek mümkün gözükmüyordu. Bütün bu aleyhteki faktörlere rağmen Kırım Tatarlarını içinde bulundukları bu inkiraz sürecinden çıkaracak ve milli bir uyanış dönemini başlatacak kişi büyük bir fikir adamı ve reformcu olan İsmail Gaspıralı oldu. Gaspıralı her şeyden önce Kırım Tatarlarının yaşamakta olduğu çok ciddi problemlerin Rusya İmparatorluğu dahilindeki diğer Müslüman halkların karşılaştığı sorunlarla büyük ölçüde paralel olduğunu ve söz konusu Müslüman halkların yalnızca dindaş olmakla kalmayıp aynı zamanda ortak dil ve kültür bağlarına sahip olduklarını idrak etti. Tek tek ele alındığında her birinin karşı karşıya bulunduğu çok ciddi sosyal, iktisadi ve hatta siyasi meselelerle başa çıkabilmesi mümkün görünmeyen bu Müslüman Türk halkları birleştikleri takdirde büyük bir güç teşkil edebilirlerdi. Bunun tek yolu söz konusu Türk toplumlarının hepsine yeni ve milli anlayışta bir eğitim sistemiyle ortak bir Türkçenin kazandırılmasıydı. Gaspıralı bu esaslar üzerinde ortaya attığı eğitim sistemini usulü cedid olarak adlandırdı. Özel olarak Kırım Tatarlarında, genel olarak Rusya Türklerinde, hatta dünya Türklerinde bugünkü modern manada milli şuurun teşekkülünde, milli kavramların teşekkülünde İsmail Bey Gaspıralı'nın hayati derecede büyük önemi vardır. Onun için göç olgusuna bakış meselesi de bu reform dönemiyle değişir. Modern milliyetçiliğin, milli kimliğin ortaya çıkışıyla birlikte bütün diğer dünya hadiseleri gibi göç hadisesi de bambaşka bir pencereden görülmeye başlandı. Artık Kırım'ın ya da bu halkların vatanı her neresiyse insanların orada var olmaları, ancak orada var olabilecekleri düşüncesi gelişmeye başladı. Gaspıralı'nın bütün milli fikirlerini ve reform programını tanıtmak ve yaymak yolundaki en önemli aracı 1883'te Bahçesaray'da yayınlanmaya başladığı Tercüman gazetesi oldu. Gaspıralı, idealindeki ortak Türkçenin ve milli anlayışta bir eğitim sisteminin örneği olan usulü cedid mekteplerinin ilkini de 1884'te yine Bahçesaray'da açtı. Gaspıralı'nın milli marif reformu, Rusya İmparatorluğu'nun diğer Müslüman bölgelerinde olduğu gibi onun vatanı olan Kırım'da da genç bir milli aydınlar zümresinin ortaya çıkmasına hizmet etti. Önceleri az sayıda olan bu genç gruplar Gaspıralı'nın savuna geldiği esaslarını kabul etmekle birlikte bunu Kırım'a ait bir vatan kavramıyla desteklediler. Ve Kırım'ın, Müslüman Türklerinin yani Kırım Tatarlarının özgün, modern, milli kimliğinin teşekkülüne katkıda bulundular. Kırım'da Kırım Tatar milli teşkilatları ortaya çıkmaya başladı. Önce kültür teşkilatları, marif teşkilatları olarak çıkmaya başladı. Sonra da gayet açıkça Kırım Tatarlarının tekrar bağımsızlıklarını almalarını hedefleyen milli teşkilatlar ortaya çıkmaya başladı Çarlık rejiminin son yıllarında. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesi Kırım için olumlu gelişmelerin başlangıcı oldu. Kırım Tatarları ve Osmanlı arasında ilişkiler büyük bir ivme kazandı. Kırım Tatarlarının büyük ihtiyaç duyduğu eğitim kadroları Türkiye'den gelen çoğu Kırım Tatar asıllı muallimlerle karşılanırken pek çok Kırım Tatar genci de okumaya İstanbul'a geldiler. Kırım'la Anadolu arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Kırım Türklerinin milli bilinçlerinin artması tabii ki Çarlık Rusyası'nı rahatsız etti. Bütün engelleme çabalarına rağmen bu dönemde gelişen ilişkilerin etkisi kalıcı oldu. ...1917 yılında Çarlık rejiminin çökmesi, Kırım'da da kısa süreli bir özgürlük rüzgarı estirip Kırım Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladı. Fakat Cumhuriyet'in ömrü uzun olmadı. Bolşevikler 1918 yılında yarımadayı ellerine geçirdiler.
önceleri özgürlük mesajları veren Bolşevikler kontrolü ellerine alınca asıl yüzlerini göstermeye başladılar. Kırımlılar da kendileri için Çarlık Rusya'sıyla Komünist Rusya'nın arasında bir farkın olmadığını katliamlara uğrayarak anladılar. Kırım'ın kaderi kara yazılarla yazılmaya devam ediyordu. Bu arada patlak veren Rus iç savaşı Kırım'ın kaynaklarını kuruttu. Nihayet Kasım 1920'de ileri harekata geçen Bolşevikler bütün Kırım'ı nihai olarak ele geçirdiler. Kırım acı çekmeye devam ediyordu. Özellikle 1927 yılı Kırım için dinmez acıların başladığı yıl oldu. Kırım Tatar aydınları katledildi. Başlatılan din aleyhtarı kampanyayla binlerce Müslüman Sibirya ve Urallara sürüldü. Ülkenin bütün tahıl ve yiyecek maddeleri toparlanarak Kırım dışına çıkarıldı. Halk korkunç bir açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Binlerce Kırım Tatarı yalnızca açlıktan hayatını kaybetti. O kadar ki bilhassa Ukrayna, Kırım ve Kazakistan'da 15 milyona yakın insan öldü. Kırım Tatarları Stalin'in uyguladığı devlet teröründen de nasibini en vahşi şekilde aldı. On binlerce sıradan insan da akıl almaz bahanelerle mahvedildi. Kırım Tatarlarının dini ve milli değerleri bütünüyle ayaklar altına alındı. Kırım'da Türk İslam eserlerinin, Kırım Tatar eserlerinin yok edilmesi için çok sistematik bir kampanya başlatıldı. Pek çok eser daha Bolşevik hakimiyetinin 1920'li 30'lu yıllarında zaten yok edildi. En önemlisi özellikle 1930'lu yıllarda Kırım'da çok büyük sürgünler oldu. Asıl büyük sürgünden önce. Özellikle kolektivizasyon zamanında 1928'de, 29'da ve Kırım Tatar Milli Aydın Sınıfı'nın, tekrar ediyorum, grubunun zümresini demiyorum, koskoca sınıfının neredeyse tamamı 1930'larda özellikle yok edildi. Kırım kara yazgısıyla başa çıkmaya çalışırken dünya ikinci defa büyük bir savaşa sürüklendi. Bu savaşta Kırım'ı işgal eden Naziler binlerce Türk'ü öldürdü, binlercesini Almanya'ya götürüp fabrikalarda çalıştırdı. Kırım Türkleri, Ruslarla Almanlar arasında esen fırtınada savrulan yapraklar gibiydi. On binlerce Kırımlı Kızıl Ordu saflarında Nazilere karşı çarpışırken, elbette ki Rusların Kırım'ı Türklerden arındırma planından habersizdiler. Kırım köyleri yanıyor, çocuklar öldürülüyor ve Kırım'da Kırımlı bırakmamak siyasetine adım adım yaklaşılıyordu. Stalin'in 20 yıldır Kırımlılara uyguladığı zulmün zirve yaptığı tarih 11 Mayıs 1944 oldu. Stalin, Kırım Tatarlarının son ferdine kadar Kırım'dan sürülmesini emretti. Bundan sonraki günler Kırım Tatarları için büyük ve onulmaz acılara gebeydi. 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece Kırım'ın her yerinde aynı anda Tatarların kapıları çalındı. Kapıdaki Rus askerleri aynı emirleri verdiler. Hazırlanın, sürülüyorsunuz. Yataklarından kaldırılan Kırım halkına vatanlarını terk etmek için sadece 15 dakika verildi. Yanlarında vatanlarından yadigar hiçbir şey almalarına izin verilmedi. Sırf adettendir diye ocaklarından aldıkları ateş tekmelendi. Belli ki yeniden vatana dönmeleri, yeniden ocaklarını yakmaları pek de mümkün olmayacaktı. Kocaları, Ruslar için askerde savaşan kadınlar bile sürüldüler.
hain oldukları iddiasıyla. Ellerinde taşıyabilecek kadar eşya, kiminde biraz azık, kiminde birkaç parça giysi, kiminin ise kollarında bebesi. O gece yüz binlerce insan onları bilinmezliğe, belki de yok oluşa götüren hayvan vagonlarına dolduruldular. Pek çoğunda oturmaya yer kalmayacak derecede insanla istiflenen ölüm katarları dışarıdan mühürlendiler. Ve en az 3-4 hafta sürecek olan karanlık bir yolculuğa çıkarıldılar. Su ve yiyecek olmadan günler geçirdiler. Ölülerini toprak yerine trenlerde defnettiler. Ve yüzlerce bebek yumdu gözlerini son uykularına. Anaların taş kesti kolları, kurudu gözyaşları. Ninni duyuldu nice vagondan ölmüş bir bebeğe yapılan ağıt olsun diye. İstisnası olmayan bir ölüm listesi gibiydi bu yolculuk. Açlık, susuzluk, cehennem sıcağı. Vagonlardaki insanların binlercesini, on binlercesinin hayatına mal oldu. Ve bu insanlar perişan bir şekilde çöllerin ortasına bırakıldılar. Çoğu halde barınacak hiçbir yerleri olmadan. Ve birer siyasi mahkum olarak bırakıldılar. Kırım Tatarlarını taşıyan vagonların hemen tamamı Orta Asya'ya, Urallara ve Sibirya'ya kadar uzanarak Kırım Tatarlarını ölüm ve zulümlerin kucağına bıraktı. Sürgün yerlerinde asgari yaşama ve barınma imkanları bile mevcut değildi. Ağır çalışma şartlarında ve her türlü temel ihtiyaçtan mahrum olarak bir çeşit toplama kampı rejimi içinde yaşamaları gerekiyordu. Bu durumda her bir ferdi ayrı vagonlarda başka yerlere sürülmüş olan aileler birbirlerinden tamamen kopuk olarak en az 12 yıl geçirmek durumunda kaldılar. Birçoğu açlıktan ve hastalıktan öldüler. Hasretin, yılgınlığın ve ümitsizliğin girdabında yaşamaya mahkum edildiler. Sürgün yolculuğu esnasında ve buna müteakip ilk birkaç yıl içinde sefalet şartları altında hayatını kaybeden Kırım Tatarlarının sayısına dair sürülen insanların verdikleri ve son yıllarda açıklanan çeşitli resmi Sovyet rakamları arasında büyük farklar vardır. Buna rağmen toplam insan kaybının 100 bin kişiden az olmadığı ve 18 Mayıs 1944'te sürülenlerin yarısına yakınının hayatını kaybettiği genel olarak kabul edilmektedir. Sürgünden sonra Kırım'da Kırım Tatarlarından kalan her şey yok edilmeye çalışıldı. Bu insanlar tarih kitaplarından çıkarıldı. Nüfus sayımlarından çıkartıldı. Yok kabul edildi. Bundan sonra da yok olsunlar diye. Sürgün asla ve asla bir halkın bir yerden kaldırılıp diğer yerine konulması değildir. Kırım Tatarlarında da öyle olmadı. Bu halkın mahvedilmesi için yapılmış bir icraattı. Sürgün esnasında o insanlık dışı şartlarda götürülen insanların öleceğini gayet tabii ki Sovyet rejimi biliyordu. Sonra yerleştirildikleri feci şartlarda kırılıp gideceklerini gayet tabii ki biliyordu ve zaten amaç da buydu. Eğer soykırım yüz binlerce kişinin yok olmasıysa buradaki hadiseyi o şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Kırım'da Kırım Tatarlarından kalan bütün mallar yağmalandıktan başka pek az istisnayla Kırım'ın Türk İslam geçmişine ait hemen bütün tarihi binalar, abideler ve eserler yerle bir edildi. Bu meyanda kısmen Han Saray'ın haziresi hariç hiçbir yerde tek bir Müslüman mezarlığı dahi bırakılmadı.
Kırım'da Türkçe isim taşıyan ne kadar şehir, kasaba ve köy varsa adı tamamen Rusça olanlarla değiştirildi. 1944'ten 1980'lerin sonlarına kadar Sovyetler Birliği'nde fiilen Kırım Tatar sözünün kullanılması dahi yasaklandı. Ansiklopedilerden ve tarih kitaplarından Kırım Tatarlarına dair maddeler tamamen çıkarıldıktan sonra nüfus sayımlarında bile bu ismin zikredilmesi yasaklandı. Diğer bir ifadeyle Kırım Tatarları resmi literatürde adeta geçmişte ve hali hazırda mevcut olmayan bir halk haline getirildi. Kırım'da Kırım Tatarlarından boşalan yerlere ise 1944 yazından itibaren Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerinden getirilen Rus ve Ukraynalılar yerleştirildi. Sürgünün en ağır dönemlerinin geçmesinden hemen sonra 1956'dan itibaren Nikita Hruşçov'un nispi yumuşama politikasının da verdiği cesaretle Kırım Tatarları vatanlarına dönme taleplerini ortaya koymaya başladılar. Tamamen kanunlara ve Sovyet rejiminin meşruiyet sınırlarına riayet edilerek yürütülen bu çabalar vatana dönüş yönünde hiçbir olumlu neticeye ulaşamadıktan başka bir müddet sonra ön plana çıkan Kırım Tatarları Sovyet rejiminin gazabına uğramaya başladılar. Fakat artık bir Kırım Tatar Milli Hareketi teşekkül etmiş durumdaydı ve mücadele bütün baskılara rağmen devam edecekti. Ve nihayet 5 Eylül 1967'de Sovyetler Birliği yayınladığı bir kararnameyle Kırım Tatarlarına haksızlık yapıldığını kabul ederek bütün Sovyet yurttaşları gibi Sovyetler Birliği'nin her yerinde yaşayabileceklerini ilan etti. Yine de kararnamede kritik bir takım ibareler kullanılmıştı. Kırım Tatarları yerine Kırım'da eskiden yaşamış Tatar milletinden yurttaşlar denilerek 1944 sonrasının bir millet olarak Kırım Tatarlarını yok sayma siyaseti ustaca sürdürülmüştü. Kırım Tatarlarının Sovyet sınırları dahilinde istedikleri her yerde yaşayabilecekleri teminatı da gerçek değildi. Kırım Tatarları herhangi bir yerde değil Kırım'da yaşamak istiyorlardı. Ama kararnameye eklenen ancak ilan edilmeyen bir metinde onların Kırım'da yaşamalarına izin verilemeyeceği kesin bir ifadeyle kaydediliyordu. Nitekim kararnameye güvenerek derhal Kırım'a hareket eden on binlerce Kırım Tatarının iskanına kesinlikle müsaade edilmedi. Şiddete maruz kaldılar, hapse atıldılar ya da hemen cebren Kırım dışına çıkarıldılar. Kısacası bir türlü sonu gelmeyen bir oyunun yine en acı parçası oldular. ...1960'ların ikinci yarısından itibaren 1970'li yıllar boyunca Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Reşat Cemilev, Abdülcemil Kırımoğlu, İzzet Hayırov, Roland Kadıyev, İsmail Yazıcıyev, Doktor Zamfira Asanova gibi lider ve öncülerinin davaları ve mahkumiyetleri birbirini izledi. Zulme maruz kalan Kırım Tatarları tepkilerini gösterdiler. Protestolar ve açlık grevleriyle gösterdikleri gibi aralarında davalarını geniş kitlelere duyurabilmek için kendi canlarına kıyanlar bile oldu. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin mücadelesi ve Sovyet rejiminin tepkisi değişmeksizin 1980'lerin ortalarına kadar bu şekilde devam etti. Bu tarihe kadar Kırım'a yerleşmesine izin verilen Kırım Tatarlarının sayısı ancak 10 bin civarında kaldı. Mihail Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle ortaya çıkan değişim rüzgarlarının gerçek manada ilk tecrübesini yapan yine Kırım Tatarları oldu. 23 Temmuz 1987'de Moskova, Kızıl Meydan'da bini aşkın Tatar'ın sesi duyuldu. Kızıl Meydan 4 gün boyunca Tatarların işgali altındaydı. Kırım Tatarları bir anda tüm dünyanın ilgisini üzerlerine çekti. Bunun sonucunda Kırım Tatarlarının taleplerini incelemek üzere Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Andrei Gromyko'nun başkanlığında bir devlet komisyonunun kurulduğu ilan edildi. Bununla birlikte 11 ay mevcudiyetini sürdüren bu komisyonun da eski metotlara başvurması ve Kırım Tatarlarının Kırım'a dönüş taleplerini yok sayarak sürgünde yaşadıkları yerleri benimsetmek gibi boş işlerle uğraşması büyük hayal kırıklığı doğurdu.
Milli Hareket ise tutumu belli olan devlet komisyonlarının hiçbir zaman gelmeyecek olan ihsanını beklemek yerine halkı ne olursa olsun Kırım'a dönüşe teşvik etti. Böylece 1988'den itibaren Kırım Tatarları büyük dalgalar halinde Kırım'a dönmeye başladılar. ...1989 Nisan ayına kadar Kırım'a dönen Kırım Tatarlarının sayısı 40 bine ulaştı. Kırım Tatar Milli Hareketi de yeni şartlara uygun bir teşkilatlanmaya girişti. Böylece Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı resmen teşekkül ederek başkanlığına da Milli Hareket'in tanınmış liderlerinden ve Sovyet rejimi tarafından 7 kere mahkum edilerek 14 yılını hapiste ve çalışma kamplarında geçirmiş olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu getirildi. Bundan böyle Kırım'a dönmüş ve dönmekte olan Kırım Tatarlarının bu cereyanı tamamen Milli Hareket tarafından yönlendirilecek ve idare edilecekti. Milli Hareket'in asli faaliyet sahası ve idari merkezi de artık sürgün bölgelerinden Kırım'a taşınmaktaydı. 20 Ocak 1991'de Kırım'da bir referandum düzenlendi. Referandumun sonucunda Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Yüksek Sovyeti'nin 12 Şubat 1991 tarihli kararıyla Kırım Oblastı Ukrayna'ya bağlı Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dönüştürüldü. Kırım Tatarlarının hiçbir seviyede yer almadığı bu yeni muhtar cumhuriyet idaresi, Kırım Tatarlarının dönüşüne karşı önceki olumsuz tutumu sürdürmeye devam etti. Mevcut bütün güçlüklere rağmen Kırım'a dönen Kırım Tatarları bir taraftan evlerini kurmaya çalışırken, diğer taraftan da milli, dini ve kültürel müesseselerini kurmaya başladılar. Bunun en önemlisi, yeni bir idari yapı altına giren Yarımada'da Kırım Tatarlarının hukukunu korumak için Kırım Tatar Milli Parlamentosu olan Kurultay'ın toplanmasıydı. Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İdaresi, Kurultay'ı ve Milli Meclisi tanımadıysa da varlığını engellemeye de muktedir değildi. Kırım Tatar Milli Meclisi, kısa süre içinde Kırım'ın her yerinde mahalli teşkilatlarını kurmayı tamamladı. Kırım Cumhuriyeti Parlamentosu olan Yüksek Sovyet, 14 Ekim 1993'te seçim kanununda değişiklik yaparak 98 üyeli Yüksek Sovyet'te Kırım Tatarlarına 14 kişilik bir kontenjan ayırmayı kabul etti. 27 Mart 94'te yapılan seçimlerde bu 14 sandalyenin tamamını Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın gösterdiği adaylar ezici bir çoğunlukla kazandı. Kırım Tatarları sürgünden beri ilk defa mahalli hükümette başbakan yardımcılıkları ve bakanlıklar. Dolayısıyla bir ölçüde de olsa Kırım'ın idaresinde söz sahibi olmaya başladılar. Bununla birlikte Kırım Tatarları için en hayati mesele halen sürgünde bulunan Kırım Tatarlarının vatana dönebilmeleri. Kırım'a dönmüş ancak perişan durumda olan on binlerce insana ev, iş ve bakım temini, onlara kolaylıkla Ukrayna yurttaşlığı verilmesi, Kırım Tatarlarının milli hukukunun Ukrayna ve Kırım anayasal sistemi zemininde teminat altına alınması gibi hususlarda hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Kırım'a dönebilen Kırım Tatarlarının sayısı halen 300 bin civarında olup, çoğunluğu Özbekistan'da olmak üzere henüz Kırım'a dönme imkanı bulamayan Kırım Tatarlarının sayısı çeşitli tahminlere göre 500 bin ila 600 bin arasındadır. Kırım'ın göç hareketleriyle sürekli değişme gösteren nüfusu ise 2 milyon 700 bini aşmıştır. Bir milletin her şeye rağmen ayakta kalabileceğini, sonsuz bir inatla varlığını sürdürebileceğini dünyaya göstermişlerdir. Kararlı olan bir milletin ne yapılırsa yapılsın yok edilemeyeceği dersini vermişlerdir. İkinci verdikleri çok önemli bir ders. Bunu yapmak için teröre, şiddete, insanlık dışı metotlara başvurmanın gerekmeyeceğini, hiçbir kimsenin kanına elinizi bulamadan da hakkınızı, hukukunuzu koruyabileceğinizi, insan hakları içinde kalarak ve sadece kalarak değil, bunları baş tacı ederek de milli davanızı, insanlık davanızı kazanabileceğinizi göstermişlerdir. Bugün Kırım'da ya da eski Sovyetler Birliği arazisinde
bir Kırım Tatarı varsa belki 10-15 tanesi de Türkiye'de ya da eski Osmanlı arazisinde yaşıyor. Kırım Tatarları tarihte kalmış bir halk değil. Tarihte varlardı, bugünleri var. Ve gelecekte de kesinlikle olmaya kararlı olduklarını açıkça da gösteriyorlar. Hikayemiz Türkiye'deki sayıları 6 milyona ulaşan bu acılı halkın göç ve sürgün hikayesiydi. Daha 1475'te Osmanlı himayesine girerek kaderlerini bizimle birleştiren ve her savaşta yanımızda olan kardeşlerimizin hikayesi. Osmanlı'nın zayıflamaya başlamasıyla birlikte zayıflayan, sürekli olarak Rus çarları veya komünist diktatörlerin çılgın emellerine kurban edilen insanların hikayesi. Şimdi vatanlarında yaşayanlardan onlarca katı daha fazla nüfusuyla Türkiye'de huzurlu bir hayat süren bu insanların tarihten alacağı var. Toprakları ellerinden alınan, göçe zorlanan, sürgün edilen, öldürülen, tecavüzlere uğrayan, her türlü insanca yaşama hakkı ellerinden alınan bu halka tarihin ve insanlığın bir özür borcu var. Sürgünden döndüklerinde mallarının yağmalandığını, geçmişlerinin, kültürlerinin, hatıralarının silindiğini, mezar taşlarının bile söküldüğünü gören insanlara İnsan haklarının, demokratik dünyanın ve bugün onların malları üzerinde oturanların çok borcu var.